Evet, iyi akşamlar tekrardan. Bugün izleme radarına çalışacağız. Dersimizin genel kapsamı izleme radarı tipleri, çalışmaları, çalışma prensipleri, özellikle sequential lobbing dediğimiz ardışık hüzme yöntemi veya konik tarama ve monopars. Daha sonra da tracking yani izlemenin doğruluğuna yönelik kısıtlardan bahsediyor olacağız. Çok uzun bir ders değil, sistem seviyesinde bir ders olduğu için işin çok fazla çıkarım ve matematiğine girmeden safi operasyon açısından olaya bakacağız. Şu ana kadarki derslerimizde radar için işte bir mesafe, hız nasıl çıkarılır, nasıl hesaplanır? Daha çok onun üstünde durduk. Bunun dışında bir de açı var tabii. Yatay ve dikeydeki açı. Tracking yani izleme radarlarında bu üç bilginin de yani mesafe, açı ve hız bilinmesi önemli. Bu üç bilgiye sahip olduğumuzda da zaten hedefin hareket dinamiğini, hareket izlerini takip etme veya tahmin etme imkanımız olabiliyor. İzleme radarları genellikle bu üç boyutta da çok yüksek çözünürlüklü çalışmak zorunda. Yani hem mesafeyi çok doğru bir şekilde ölçebilmesi lazım, hem açıyı hem de hızı aynı şekilde. Çok doğru ve yüksek çözünürlükte ölçebilmesi lazım. Bu yani gözlem ve arama tipi radarlar için çok geçerli değil. Onlar daha kaba bir kestirim yapmak durumunda. Tabii çok yüksek çözünürlük dediğimizde bize hedefin çevresindeki nesnelerden daha az yansıma demek oluyor. Daha iyi, daha az yansıma gelmesi demek oluyor. Bu da aslında clutter gibi etkilerin izleme radarlarında daha düşük olması anlamına gelecektir. Genellikle bir izleme radarı gözlem veya arama radarıyla beraber koordineli çalışır. Kaba bölge konum bilgisi gözlem veya arama radarı üstünden izleme radarına verilir. İzleme radarı bir acquisition dediğimiz bir fazla yani verilen bölge veya verilen parametrelerle konumda hedefi yakalama süreci. Sonrasında hedefin hareketini izlemekle görevlidir. Genellikle izleme radarları bir silah sistemine bağlı olarak çalışır. Yani ya kendisi zaten silahtır, silahın bir parçasıdır ya da bir silah sistemini yönlendirmek, onun hedefe varmasını sağlamak amaçlıdır. Her durumda izleme radarı çalıştığında, özellikle de bir track attığında ölümcül bir hareket gelebilir arkasından. Evet, şimdi izleme radar tipleri kitaptaki takip ettiğimiz Skolnik'in Radar Sistemleri kitabında temelde dört farklı izleme radardan bahsedilir. Biz de burada onları kısaca özetlemeye çalışacağız. Tek hedef izleyici, STT dediğimiz Single Target Tracker. Bu sürekli olarak bir hedefi izleme amaçlı radar. Oldukça düşük hızlarda işte saniyede 10 defa gözlem yani 10 defa hedefle ilgili bilgi toplar. Genellikle bir kapalı döngü içinde çalışır. Yani hedeften gelen eko sinyallerine göre kendisi pozisyonla ilgili düzeltmeyi yapar. Dolayısıyla bir hata açı sinyali dediğimiz, angle error sinyali dediğimiz sinyali minimize etmeye çalışır. Sürekli hedefi izlemede bu kapalı döngü sistemi aktiftir. Bu tip radarlar uçak veya işte füze tarzı
hedefler için genellikle kullanılır ve silah sistemleriyle beraber çalışır. Mesela C-Band ENFP-Q6 buna bir örnek. Otomatik tespit ve izleme radarı bir gözlem radarı aslında bu. Genellikle askeri ve sivil hava trafik kontrolde kullanılıyor. Tabii birden çok hedef var burada. Birden çok hedefi, genellikle bu onlar, yüzler, binler olabilir. Hedefi izleme söz konusu burada. Oldukça yavaş denebilecek bir dönüş hızıyla çok geniş bir hacmi, işte bir hava alanının çevresini düşünelim. Hava alanı 360 derecede, işte atıyorum 80-85 dereceye kadar dikeyde bütün hacmi tarayıp hangi pozisyonda ne var bunu sürekli raporlayan bir radar gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu gözlem aslında işlevinin bir parçası gibi çalışıyor. Oldukça düşük data rate, yani herhangi bir hedeften gelen hedefle ilgili sinyal miktarı, toplanan veri oldukça düşük aslında. Bu sayede zaten çok fazla hedefi izleyebiliyor. Bu yani STT'deki gibi kapalı bir döngüyle çalışmıyor. Açık döngü, yani gelen sinyalin durumuna göre kendisinde bir radarda bir pozisyonlama tarzı bir işlem yok. Sürekli açık döngüyle karşıdan gelen ekoyu her turda toplayıp yaklaşık konum bilgilerini ilgili kısımlara iletiyor. Bir de faz dizili anten bazlı sistemler var. Son dönemdeki yani ölümcül özellikle sistemler, kritik sistemler hemen hemen tamamı bu tip teknoloji, bu tip radar kullanıyor. Bu radar sistemi elektronik olarak aslında antenin beam üretmesini sağlıyor. Bu şekilde çok çok düşük zaman dilimlerinde birçok hüzme, yani birçok, yani çok miktarda anten gibi düşünebiliriz. Hızlı bir şekilde üretilen farklı açılarda bir sürü anten hüzmesi düşünün mesela. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Haliyle böyle olunca bir hedefin hızlarıyla kıyasladığımızda çok çok düşük hızlardan bahsediyoruz, sürelerden bahsediyoruz. Bu da bu sistemin çok yüksek hızlarda çok fazla platformu, hedefi aynı anda izleyebilmesi anlamına geliyor. Yani bir mikrosaniye veya işte 10 mikrosaniye bir hedeften eko alıyor örnek. 10 mikrosaniye bir başka hedeften, 10 mikrosaniye bir başka hedeften, yani 1000 tane hedeften 1 milisaniye içerisinde eko sinyallerini toplayıp bu hedeflerle ilgili bilgileri toparlayıp işte sunabilir. Böyle bir yapı. Bu tabii aslında biraz önceki gösterdiğimiz iki tip radar sisteminin bir birleşimi. Birçok gelişmiş hava işte bu son dönemdeki Patriot tarzı sistemlerde bu yapı kullanılıyor. Bir de TrackWise Scan dediğimiz TWS belli bir sektör üstünde tarama yapan radar tipi var. Bu birazcık daha önceki iki radar tipinin arası bir yapı aslında. Orta seviyede data üreten çoklu hedefi, belli bir bölgede çoklu hedefi izleyebilen bir radar aslında. Eski tip işte hava defense sistemlerinde, işte ne diyoruz ona, tam aklıma gelmedi şimdi, kullanılan bir sistem radar. Burada iki tane örnek var. Birisi Electronic Scan Phased Array C-Band sağdaki. Soldaki de eski tip işte NFPQ6, biraz önce bahsettiğimiz C-Band STT. İnternetten daha önce de belki bundan bahsettik. Bir F-16 için AN APG-66
radar sistemi. Bu bir multimode radar, yani bir tracking izleme radarı değil sadece. Hem arama, hem izleme, hem izleme ve tarama, hem işte havadan havaya angajmandaki füzelerin kontrol dahil birçok şeyi aynı anda yapabilen ya da hep beraber bunların tümünü bünyesinde içeren bir radar sistemi. Bunun farklı versiyonları varmış. İşte X-band'da çalışıyor. İlk temelde 6.2 ile 10.9 GHz bandında çalışıyor. V2 son dönemdeki versiyonlarından bir tanesi 8-10 GHz'de çalışıyor. İlk başlarda radarlarda transmitter'daki güçlendirici çok kritik bir bileşen. Oldukça ağır ve kritik bir bileşen, pahalı bir bileşen. Bu özellikle yazılır genelde. TWT yani Traveling Wave Tube dediğimiz eski tip bir güçlendirici kullanılıyormuş. Daha sonradan Solid State Power Amplifier kullanılmaya başlanmış son dönemde. Zaten hemen hemen bütün radarlarda artık SSPA kullanılmaya başlandı. Yatay ve dikeyde 120 derecelik bir bölgeyi tarayabiliyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi yani bu dolayısıyla bir F-16'nın hani muhtemelen değişik kaynaklarda görebildiğimiz kadarıyla burun kısmına monte edilmiş. İşte 100-120 derecelik bir bölge düşünün. Yatay ve dikeyde bir konik bölge. O bölgede tarama yapabiliyor. Coverage'da işte 10 artı eksi 10 yatayda veya 60 dereceye kadar artı eksi 60 dereceye kadar gidebiliyor. Bu modlara bağlı olarak da radarın menzili değişken 20 kilometrelerden 150 kilometreye kadar gidiyor. Dolayısıyla hani search işlemleri yaptığında muhtemelen 150 kilometrelere kadar, tracking tarzı işlemlerde de 20-30 kilometrelerde çalışabiliyor. Evet, şimdi tracker'lar dediğimiz açısal olarak izleme nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. Bunun için 3 tane aslında tracker var. Yani İzleme tipi, öyle diyelim, izleyici. Sequential lobing. Lobing dediğimiz aslında hüzme bir çeşit. Ardışıl bir şekilde hüzmeler oluşturma veya hüzmeler arası anahtarlama, anahtarlamalı hüzme oluşturma. Veya konik tarama veya monopass, yani tek darbe izleyici. Şimdi uzayda biz bir izleme yapmak istersek tek boyutta normalde iki tane beam üretmemiz gerekiyor. Yani mesela şöyle bir objemiz var. Hedef bu. Ben şimdi bunu izlemek istersem şu düzlemde örnek. İki tane beam üretirim. Birbiriyle üst üste gelen fakat tamamen üst üste değil küçük bir açıyla birbirinden ayrılmış iki tane beam düşünebiliriz. Mesela şöyle iki tane beam alalım. Bir de şöyle olsun. Kısmen örtüşüyor bunlar. Bunlar özdeş beam varsayalım. Özdeş hüzme. Yani iki tane anten gibi düşünebilirsiniz. Birisi işte şu bölgeyi değil mi şöyle kapatmış. Burayı illümine ediyor. Buraya enerji gönderiyor. Diğeri de şu bölgeye. Şimdi buradan hemen mantıksal olarak şu beam'den gelen sinyal, mesela V diyelim buna, tamam mı? Buna 1 diyelim, şuna da 2 diyelim. Bu V1 olsun. Şundan gelen sinyalin değeri de voltaj değeri mesela. V2 olsun. Şimdi hedef, şu hedefimiz bizim. Birinci hüzme hedefi tamamen kapatıyor. Bu ne demektir? Birinci hüzmeden gelecek olan voltajın değeri ikinci hüzme kısmen kapattığı için sadece şu kısmını görüyor. Birinci hüzmeden gelen sinyalin değeri, genliği ikinciden daha büyük olacaktır. Şimdi bu hedef eğer aşağı doğru hareket ederse, mesela hedef aşağı doğru gidiyor. Ne olacaktır? Ben darbeleri sürekli gönderiyorum. Radar konseptini düşünelim tekrar. İlk baştan beri anlattığımız. Sürekli darbeler gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bu böyle milisaniye düzeyinde oluyor.
Doğal olarak benim hedefimin yeni hali mesela şöyle olsun. Buraya gelsin. Tamam, buradan buraya geldi sadece. Buraya geldiğinde ne olacak? Bu sefer V2 büyük V1 olacak. Hatta V1'de çok az bir eko sinyali geliyor olacak. Ve V2'de tamamen full eko gelmiş olacak. Dolayısıyla V2 V1'den büyük olacak. Şimdi ben bunların ikisinin farkına bakarsam, yani şurada mesela V2 eksi V1'i alırsam genliğini, şurada da V2 eksi V1'in genliğini alırsam ne olacaktır? Bu ikisinin gelin farkı yukarıya doğru gittiğimde ve aşağıya doğru gittiğimde hedefin aşağıya yukarı gitmesine göre sürekli biri diğerinden daha büyük olacaktır. Yani eşit olmayacak. Hep aralarında bir fark olacak. Bu farka göre de ben işte V1, V2, V1'den büyükse hedef aşağı doğru gidiyor. V1, V2'den büyükse hedef yukarı doğru gidiyor diyebileceğim. Yani bu hareketli bir senaryo olarak düşünürsek benim sürekli V1 ile V2, ölçtüğüm V1 ve V2 değerleri arasındaki fark bana hedefin tek eksen üstünde nasıl hareket ettiğini, hangi yönde hareket ettiğini söyleyebilecek. Bu durumda ben ne yapacağım? Beamleri ona göre kaydıracağım. Yani şu pembe noktaya geldiyse benim V2 değerim V1'den büyük olduğu için o zaman aşağıya doğru hareket etmem demektir. Ben ne yapacağım? Şu birinci hüzmeyi o zaman aşağı doğru hareket ettireceğim şöyle. İkinci hüzmeyi de aşağı doğru hareket ettireceğim. Böylece hedefin üstünde sürekli iki hüzmede kalmış olacak. Şimdi mantık bu. Bütün tarama işlemlerinde. Bu tek düzlemde yapılan bir işlem. Yani ben sadece dikeyde burada mesela tarama yaptığımda böyle iki hüzmeyle bu işi, hüzmeyle kastettiğimiz beam bu arada, iki hüzmeyle bu işi kotarabilirim. Bunu eğer iki boyutta, yani hem şöyle hem dikey hem yatayda yapmak istersem o zaman bir tane daha hüzme kullanabilirim. Yani şuraya bir hüzme daha koyarım bunlarla yine kesişen. Bu kesişme kritik yalnız. Kesinlikle üst üste gelmesi gerekiyor. Ve bunların arasındaki farka bakabilirim. Mesela şu ikisinin farkına bakarım. Objenin bu tarafa gidip gitmediğini anlarım. Şu ikisinin farkına bakarım. Objenin bu tarafa gidip gitmediğini anlarım. Şu ikisinin farkına bakarım. Objenin bu tarafa gidip gitmediğini anlarım. Beamlerin yerini bildiğim için ben hangi iki beam'e bakaraktan hedefin ne tarafa gittiğini kestirebilirim. Bu ne demektir? İki düzlemde ben hedefi izlemek istersem en az üç tane beam'e ihtiyacım var. En az üç tane. Pratikte bunun üçten daha fazla olması beklenir. Genelde dört veya beş tanedir. Dört tane olduğunda işte ikili ikili kombinasyon halinde, yani şöyle düşünebiliriz. Mesela bu şekilde yaptığım zaman işte şu ikisi arasındaki farka bakaraktan şöyle bu hedefin yine şu ikisi arasındaki farka bakaraktan bu hedefin aşağı yukarı sağ sola nereye gittiğini, hareket ettiğini görebilirim. Bu harekete göre de antenimi tekrar pozisyonlarım. Yani hareket dinamiğine göre. Tamam mı? Böylece beamler topluca veya parça parça oraya doğru gider. Mantık bu. Şimdi burada göreceğimiz bütün aslında tracker'ların mantığı bunun üstüne dayalı. Peki. Şimdi burada bu biraz önceki bahsettiğimiz beamlerin basit bir paternini, yani normal ışıma enerjinin nasıl uzayda dağıldığını aslında çizmiş oluyoruz. Bu A hüzmesi, A hüzmesi ve B hüzmesi. İkisini üst üste getirdik. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Antenim şurada. Mesela şöyle bir antenim var. Ki bu evlerimizde kullandığımız mesela parabol antenler var, o yut antenler. Onun gibi bir şey düşünebiliriz. Şöyle bir feeder var üstünde. Hatta iki tane feeder var. Bu iki feeder bu hüzme şeyin parabolik antenin fokal noktasına yakın bir yere simetrik yerleştirildiğinde benim aslında şu şekilde iki tane beam üretme şansım oluyor. Tamam, şimdi bunların kesiti çizilmiş olarak, lineer olarak çizilmiş hali burada. Bu yani. Şimdi bu ikisi şöyle üst üste geliyor. Tam olmadı bu. Evet, şu şekilde. Şimdi bu iki beam birbiriyle örtüşüyor. Bu örtüşmenin miktarı önemli.
Bunu nasıl ayarlayacağız? İşte bunu ayarlamak için tanımladığımız parametre squint angle, squint açısı. Yani birbirinden ayrıklık açısı, öyle düşünebiliriz. Bu açı çok kritik. Bu açının çok doğru seçilmesi gerekiyor. Bu açının çok büyük olmasının dezavantajları var. Çok küçük olmasının dezavantajları var. Optimal bir seçim olması lazım. Bunu da tracker'lara göre ileride göstereceğiz nasıl seçildiğini. Buradaki mantık şu. Biraz önceki anlattığımız gibi hedefi sürekli şu bölgede tutmaya çalışacağız. Şimdi ben hedef sağa doğru giderse şu antenden, B anteninden daha güçlü bir sinyal alacağım. A anteninden daha düşük bir sinyal alacağım. A hüzmesinden daha düşük bir sinyal alacağım. Böylece hedefin sağa doğru gittiğini düşüneceğim. Bu hüzmelerden işte dörtlü yaptığımızda, üçlü yaptığımızda hedefin iki boyutta, yani dikey ve yataydaki hareketini izleme şansına sahibiz. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Terimler var. Crossover dediğimiz şu ikisinin birleştiği nokta. Antenin bore site'ı da şu. Tam ikisinin kesiştiği açı aslında. Yani antenin, buraya şuna dikkat edelim. Hüzmeler antenin bore site ile, antenin bakış açısıyla aynı değil. Bakış açısından birazcık sağa ve sola sapmış durumda. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Ve burada görüldüğü gibi antenin B anteni tarafındaki hedeften doğal olarak antenin kazancından dolayı daha güçlü bir sinyal gelecektir. Hedefin sola kayması durumunda da A anteni üstünden gelen sinyalin gücü B'ye göre daha yüksek olacaktır. Şimdi sequential lobing'e bakalım. Sequential lobing yani ardışıl bir şekilde hüzme üretme basitçe. Bu bir anahtarlama aslında. Yani benim aslında birden çok hüzmem yok. Tek hüzmem var. Bu hüzmeyi uzayda farklı noktalarda gezdiriyorum. Yani dört tane mesela şu şekilde hüzme pozisyonum var antenimde. Bunları sıra sıra sıvıştırıyorum. Önce bunu, sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu. Hepsinden birer sinyal topladım. İşte bundan V1 aldım, bundan V2 aldım, bundan V3 aldım, bundan da V4 aldım. Sonra tekrar bir gönderiyorum sinyal. Tekrar alıyorum. Bunlar bu şekilde tekrarlanaraktan V1, V2, V3, V4'ü ölçüyorum. Dolayısıyla zaman üstünde baktığımızda, yani zaman üstünde şöyle düşünebiliriz. İlk V1'i gönderdiysem zaman üstünde şurada V1 gelecek. Arkasından V2 gelecek. Arkasından V3 gelecek. Sonra da V4 gelecek. Tamam mı? Yani ilk giden son gelmiş oluyor. Dolayısıyla ben şimdi yapacağım şey nedir? Şunların genliklerine bakmak. Yani V1, V2'den büyükse muhtemelen hedef biraz sağda demektir. İşte V1 ile V4'ü kıyasladığımda V1, V4'ten büyükse hedef biraz daha yukarıda demektir. İşte hedef şu yönde hareket ediyorsa mesela V2'nin V1 ve V3'ten büyük olması, V4'ün en küçük olmasını mantığını çıkarabiliriz. Şimdi böyle olduğu zaman tabii bu senkronize bir süreç değil. Anahtarlama yapıyoruz beamler arasında. Bu da bir gecikme demek. Yani ben beamlerden veri toplarken aslında hedef hareketli. Dolayısıyla topladığım veriler arasında bir takım farklılıklar olacaktır. Normal genlik dışında bir takım başka sorunlar da olabilecektir. Dolayısıyla bu çok eski bir sistem. Sequential lobing. Lob switching olarak da geçiyor veya sequential lobing veya sequential switching diye geçiyor. Basitçe genlik karşılaştırmayla birden çok hüzmeyi sıra sıra hedefe atmak. Mantık bu. Burada mesela bir örnek. Şu bildiğimiz parabolik işte uydu antenine benzer bir anten. Şurada 3 tane şey var. Feeder var. Besleyici bunlar aslında. Horn tipi. Bunların pozisyonuna göre ben 3 tane burada beam oluşturabilirim şöyle. Tamam mı? Basitçe. Çünkü bu feederların pozisyonu benim bu parabolik antenle üreteceğim sinyalin yönünü belirliyor aslında. Dolayısıyla bu 3 tane feederdan bastığım ve gelen sinyaller bana yönle ilgili yatay veya dikeyde yön kestirimimi sağlayabilir. Tipik olarak bu 4 hornla yapılır. Yani ikili ikili.
Ki mesela şurada bir örnek var. Şöyle 4 tane horn. Yanlış görmediysem. Bu 4 hornla ben 2 düzlemde bunu yapabilirim. Bazen bunun merkezinde tek horn olup 5'li olabilir şu şekilde. Bu durumda şu transmit oluyor, şunlar receive oluyor. Bu şekilde izleme yapılıp yapılmadığını hedef bilemiyor. Tek bir sinyal iletildiği için, 4 taneyle de toplandığı için bunu bilmek pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu bir şey aslında karşı tedbir radar için. Şimdi bunu, bu işlemi yani anahtarlama, beamler arasında geçişi sürekli yaptığımızda biz aslında conical scan dediğimiz diğer tür başka bir tarayıcı, tracker'a geçmiş oluyoruz. Conical scan. Conical scan'de yine bir antenimiz var. Parabolik diş düşünelim. Bir tane de feeder'ımız var. Ama ben feeder'ı, mesela anteni şöyle alalım. Feeder'ı normalde şuraya yerleştirmem gerekirken, örnek şuraya yerleştiriyorum. Küçük bir açı veriyorum burada. Küçük bir açı verdiğim zaman şu benim antenimin bore side'ı, yani antenin gördüğü dik düzlem olursa, ben şu feeder'ı biraz kaydırdığımda benim beam'im şöyle olur. Herhangi bir noktadaki beam mesela şöyle bir şey oluyor. Tamam mı? Şimdi ben anteni şu yönde döndürürsem bu beam de şu şekilde dönecektir. Tamam mı? Şurada da gösteriyoruz işte. Bu dönme, antenin dönmesiyle beraber beam de dönmeye başlamış oluyor. Bu durumda ne oluyor? Yine squint angle var. Yani şu bore side'dan şunun arasında bir açı var. Bu Q açısı demiştik. Theta Q. Bu açı var. Bu açı önemli. Optimal bir şekilde seçilmiş olması gerekiyor. Yaptığımız şey anteni döndürmek. Anteni döndürdüğümüzde feeder bir daire çiziyor. Daire çizdiğinde benim beam'im dairesel olarak dönmüş oluyor. Şimdi beam'in açısı squint angle öyle bir seçilmiştir ki herhangi iki pozisyon için beam'ler bir şekilde birbiriyle örtüşür. Yani hedef her durumda iki tane beam, mesela şu iki beam açısı olsun. Şöyle daha doğrusu büyükçe. Şurada örtüşmüş oluyor. Hedef de burada tutulmaya çalışılıyor. Yaptığımız şey bu. Buna göre de antenin kendisi hareket ettiriliyor sağa sola açısal olarak. Bu mekanik bir işlem tabii. Mekanik işlem olmasının bir takım dezavantajları var. İleride bundan bahsedeceğiz. Yani sequential lobing mekanik olmayabilir. Yo, o da mekanik tabii ki. Conical scan de mekanik. Antenin mekanik bir hareketini gerektirir izleme süresinde. Monopass'ta birazcık daha farklı durumlar olabilir. Ondan bahsedeceğiz birazdan. Evet, burada bir problem var kitaptan aldığımız. Özellikle otomatik gain controller. Mesafe R ve RCS'e göre alınan gücün değişimi. Çok aşırı derecede bir değişiklik vardır. Mesafeden ve mesafeye bağlı olarak ve RCS'e bağlı olarak. Özellikle mesafeyi zaten biliyoruz. Mesafe received power, değil mi? Mesafenin 4. kuvvetiyle ters orantılı. Ama received power sigma, yani RCS'le doğru orantılı. Şimdi bu iki bilgi önemli. Ben buna göre birçok tracker'da bir otomatik kazanç kontrol sistemi gerekir. Çünkü çok yakın uzak olmasına göre hedeflerin ve RCS'ine göre bir şekilde kazancın kontrollü bir şekilde sağlanması gerekir. Bu problem aslında bu değişimin sınırlarını anlamaya yönelik bir egzersiz. Hemen biraz örneklerden bahsedelim. Tracker dedik. Electronic harp derslerinde çok sıklıkla jammer, izleme vesaire gibi şeyler çok geçer. Burada basit bir semi aktif, yani yarı aktif füze sistemi. Bir illuminator dediğimiz safi işte continuous wave tipik olarak. Yani sinüzoidal sinyal basan bir verici düşünün. Bu verici işte yakınında veya uzağında her neyse bir füze rampası var.
bu füze rampasından atılan füze ile bu verici arasında bir link var. Bunlar birbiriyle konuşuyor. Füze herhangi bir şey yapmıyor, herhangi bir emisyon yapmıyor. Sadece almaç var. Yani dolayısıyla bu bir transmitter, bu da bir receiver. Şu da hedef. Şimdi şurada R1 mesafesi var, şurada da R2 mesafesi var. Bu bir basitçe bir statik. Değil mi? Radar aslında. Yani alıcısı ve vericisi aynı yerde olmayan farklı noktalara konumlanmış radar gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla burada hedef hiçbir şekilde bu füzeyi görme şansı yok. Yani füzeden bir emisyon yapılmadığı için buradan sinyal geldiğinin farkında değil. Sadece buradan gelen sinyali biliyor veya buluyor, bunun farkında. Ama genellikle CW sinyal geliyorsa bu tip hedeflerde bu ciddi bir risk demek. O anlama geliyor. Yüksek miktarda enerjinin, sürekli enerjinin gelmesi sizin izlendiğinizin bir alameti aslında. Ama normalde bu sadece bu transmitter'la ilgili konum bilgisi alabilir. Hedef, herhangi bir sistem varsa üstünde. Radar warning receiver tarzı. Ama misilden yani füzeden hiçbir şekilde emisyon yapılmadığı için füzenin konumuyla ilgili kendi özel bir radarı yoksa bunu tespit edecek bilmesi mümkün değil. Biz buna pasif seeker diyoruz. Yani pasif izleyici, arayıcı. Arayıcı doğru bir kelime. Evet. Pasif arayıcı. Çünkü kendisi herhangi bir emisyon yapmıyor. Bu şekilde illuminatör interrupted yani aralı bir şekilde birden çok continuous, birden çok açıda veya füze için bunu yapabilir. Yani birden çok füzeyi hedeflere yönlendirebilir. Bu bir yine internetten bulabildiğim füze arayıcı başlık. Şurada anteni görüyorsunuz. Buradaki elektronik ne olduğunu tam bilemiyoruz ama işte şurada elektronik kart var. Şunlar muhtemelen batarya. Şurada bir fan var. Muhtemelen şurada güçlü bir yükselteç tarzı bir şey var. Böyle tahmin edebiliriz. Böyle yani elektromekanik bir sistem. Oldukça karmaşık aslında. Böyle göründüğüne bakmamak lazım. Birçok kısıt var böyle bir şeyi tasarlamada. Hani nasıl bir şey olduğunu görmek açısından bir tracker, tracking radarının şu kısım dediğimiz gibi daha önce bahsettiğimiz parabolik işte horn anten sistem. Bir de aktif seeker dediğimiz aktif arayıcı radar var, sistem var. Bu işte bilinen Tomahawk tarzı mesela yanlış bilmiyorsam bir örnek. Bu tip füzelerde kendisi yani radar sistemi her şeyiyle herhangi bir kontrolöre ihtiyaç duymadan kendi başına hedeflenen noktadaki cismi, nesneyi vurabilen sistem. Çok pahalı bir sistem. Genelde monopulse seeker kullanıyor. Yani atıp unutuyorsunuz artık. Hedef veriyorsunuz, gidiyor. Bazen işte vuracağı hedefe yakın bölgeye kadar böyle ilginç bir şekilde, denize yakın bir şekilde, deniz yüzeyine veya yeryüzüne yakın uçabilir. Bu görünmeyi engelleyebilir. En son hedefe yaklaştığında işte yeterince yükseğe çıkıp mesela bir gemi için çok konuşulan geminin zayıf taraflarından birisi en üstteki tepeden o bacanın olduğu yerden dalmak yüksek hızda. Bu şekilde bütün gemiyi darmaduman etmek mümkün olabilir. En azından yazanlara bakılırsa böyleymiş. Evet, şimdi monopulse, biraz önce bahsettiğimiz monopulse seeker dediğimiz, isminden de anlaşıldığı gibi tek darbe sistem. Yani daha önceki conical scan veya sequential lobbing de, yani anahtarlamalı hüzme oluşturma veya konik tarama sisteminden farklı olarak burada tek darbe çalışıyoruz. Daha öncekinde birçok darbe atıp tek tek darbeleri toplayıp ondan sonra bu darbelerin genliklerine bakıp bir karar çıkarma vardı. Burada öyle bir şey yok. Burada tek darbe atıp yani simultane bir şekilde birden çok bilgi
beam'den sinyali basıp daha sonra gelen sinyalleri topluca işleyip hedefin bilgisini bulma, hedef konum bilgisini bulma veya diğer bilgileri çıkarma yapılabiliyor. Buna biz monopaz diyoruz. Genlik veya faz bazlı olabiliyor. Yani gelen sinyallerin genliğini veya fazını kullanaraktan yön bilgisi çıkarılabiliyor. ANMPS 39 C band phase array monopass mesela bu sistemmiş. Çoklu hedef takip sistemi aslında. Genlik bazlı tek eksen yani dikeyde diyelim. Elevation'da bir monopass block diagram. Şimdi şurada transmitter'ımız var. Bir TR switch var. TR switch duplexer. Transmitter'dan gelen sinyali direkt antene yönlendiriyor. Antenden gelen sinyali de direkt almaca yönlendiriyor. Tamam mı? Böyle bir özelliği var. Şuradan şuraya geçişe izin vermiyor. Veya ters yönde geçişe izin vermiyor. Böyle bir bileşen radarlarda kullanılan. Transmitter'dan gelen sinyal bir hybrid junction'a giriyor. Hybrid junction dediğimiz şu sağ altta gördüğünüz şekilde bir eleman. Bu elemanın özelliği nedir? Bu elemanın özelliği şu iki porttan iki tane sinyal girdiğinizde şu yönde. Bakın bunların yönleri yani fazları belli. Bu iki sinyali girdiğinizde şu iki port İki çıkışı. Birisi farkı veriyor. Bu fark. Bu da toplam. Bakın ikisi aynı yönde. Toplam sinyali veriyor. Yani iki sinyali topluyor ve de farkını alıyor. Böyle bir bileşen. Dolayısıyla bu bileşen transmit eden sinyali basıyor. Tamam, bastıktan sonra dinleme modunda gelen sinyal toplam sinyal. Direkt almaca geliyor. Bu bizim toplam kanalımız. Bu da fark kanalımız. Yani hybrid junction. Şurada hybrid junction. Gelen sinyalin bir toplamını bu tarafa iletiyor. Farkını da bu tarafa iletiyor. Duplexer'la, tabii bu senkronize. Duplexer'dan sinyal basılıyor. Sonra dinleme. Normal radar operasyonu yani. Tabii burada iki tane antenimiz var bizim. Bu iki anten aslında kullanılıyor. Bu iki anten şuradaki girişler oluyor. Mesela şu birinci anten girişi, şu ikinci anten girişi örnek. Şu fark sinyali, bu da toplam sinyali. Birinci anten girişi, ikinci anten girişi, fark sinyali, toplam sinyali. Toplam sinyali bize bir genlik dedektörüyle menzil bilgisini veriyor. Fark sinyali de bize faz farkına bakaraktan ki burada aslında genlik farkı, genlik karşılaştırması yapıyor ama fazı çıkarıyor. Faza duyarlı bir dedektör var. Bu bize açı bilgisini veriyor. Yani dikeydeki açı. Eğer BA'dan büyükse şuradakini şöyle düşünebiliriz. A eksi B. BA'dan büyükse yani şu negatifse, küçük sıfırsa bu hedef yukarıda demektir. A eksi B büyük sıfırsa hedef aşağıda demektir. Yani aşağıya doğru. Bunu tekrarlı bir şekilde yaptığınızda hedefi tek düzlemde izleyebilirsiniz. Evet, bunun iki boyutlu hali. Burada görüldüğü gibi elevation'da DC, BA kullanılıyor. Azimüt'te de BD ve AC kullanılıyor. Bu sefer 3 tane hybrid junction var görüldüğü gibi. Bu 3 tane hybrid junction'a şurada transmitter var yine. TR modül, duplexer kullanılıyor. Tekrar aynı şekilde. Buradan sinyal basılıyor ve gelen sinyal, toplam sinyal şu kanaldan gidiyor. Fark sinyali iki tane burada. Bir tanesi işte DC, BA ile DC ve BA farkları. Diğeri de BD ve AC farkları. İşte A artı B eksi C artı D farkı bana ne verecek? Ezimütteki fark oluyor bu. A artı B eksi D artı C bana azimütteki farkı verecek. B artı D, C artı A farkı da elevation'daki yani dikey düzlemdeki farkı verecek. Fark sinyalini verecek.
bu fark sinyallerinin her biri bana bir yatay ve dikeydeki açısal hatayı verecek. Yani açısal hata dediğimiz işte ikili anten gruplarındaki farkın ideal olarak yani tam ortada olduğunda sıfır olduğunu düşünürsek hep o farkın sıfırdan biraz fazla olması yani bir error olması anlamına geliyor. Bu errora göre de ben anteni ne yapıyorum? Yönlendiriyorum sağa sola veya ona göre beam üretiyorum. Neyse artık yapı çalışıyor. Toplam kanalı yani A artı B ve D artı C toplamı bana menzili veriyor. Yine menzili de oradan çıkarıyorum. Şimdi ne oldu? Menzili çıkardım, detayı çıkardım, fi'yi çıkardım. Yani ben artık hedefin bütün bilgilerine sahibim. Bunun üstünden hız da çıkarabilirim haliyle. Ve hedefin bir sonraki noktada veya hangi yöne gittiğini, izini takip etme veya kestirme imkanım var demektir. Şimdi biraz önceki genlik karşılaştırmaydı. Yani A artı B, C artı D'nin farklarına bakıyorduk mesela. Bir de faz karşılaştırma var. Faz karşılaştırma da temelde aynı. Yine iki tane sinyalimiz var. Bu iki sinyalin bu sefer genliği değil fazını kıyaslıyoruz. Faz kıyaslamada interferometri radar diyoruz. Veya yön bulma direction finding de deniyor. DF. Çok kullanılan bir faz karşılaştırma yöntemi var. Temelde iki tane anten merkezi, faz merkezini referans alalım. Mesela birinci antenimiz şurada, ikinci antenimiz de burada. Şimdi hedef bunların tam karşısındaysa şöyle. Tam burada olsun hedef. Bir de şurada olsun mesela. Tamam mı? Şimdi hedef tam karşısındaysa normalde bu iki antenden giden sinyaller hedefe aynı uzaklıkta olduğu için tam simetrik ortasında çünkü uzaklıkta olduğu için bunların faz farkı sıfırdır. Yani mesafe direkt bana aslında fazı veriyor. Fazdaki değişimi veriyor. Mesafe aynı olduğu için fazlar aynıdır. Dolayısıyla faz farkı sıfır olacaktır. Tam bu noktadayken. Hedef yukarı veya aşağı hareket ettiğinde ne olacak? Şurada görüldüğü gibi ikisi arasında bir fark oluşacak. Şöyle çizebiliriz. Burada bir üçgen var. Tamam mı? Bu üçgen şu aradaki D mesafesini ben biliyorsam eğer D mesafesinden şu faz farkını ölçerim. Buradan değil mi? Açıyı bulurum. İşte o faz farkı basitçe 2 pi D bölü lambda sinüs teta. Tamam mı? Lambda'ya göre burada yani bizim elektriksel uzunluk önemli burada. D'nin değeri değil, D'nin lambda'ya göre değeri önemli. Çünkü her bir lambda için D değişmiş oluyor ki bu bir problemi ortaya çıkarıyor. Ben lambda'yı değiştirdiğimde D bölü lambda hep değişecek. Ne olacak? İşte bunun için farklı yöntemler var. Yani iki tane değil, ikiden daha fazla anten kullanılıp bir array gibi veya farklı bantlar için farklı anten grupları kullanıp bu yönü bulma veya interferometre radarı tasarımı başlı başına bir konu. Ama temelde görüldüğü gibi mesafe farkı bana bir faz farkı oluşturuyor. Bu faz farkını kullanarak ben yönü bulabilirim demektir. Evet, şimdi ilk başta konuştuğumuz optimum skewed angle nedir? Bunu nasıl buluruz veya nasıl karar veririz? Ona geldik. Şurada sağ tarafta bir grafik var. Yine kitabımızda verilmiş olan bir grafik. Burada üç tane parametre var. Bir, skewed angle, yani eğik veya eğme açısı, nasıl ne dersek diyelim ona. Ki burada basitçe şu, değil mi? Şunun merkezini alırsak şu açı aslında. Theta Q olmuş oluyor. Ben beam width'i de alıyorum. Şöyle. Buna da theta B diyorum. Şimdi skewed angle ile theta B yani beam width'in oranına bakıyorum. Beam width'i kendim seçtiğim için, sabitlediğim için skewed angle'ı değiştirerekten sinyalin slope'ındaki değişim. Yani iki beam'in aslında hedefin skewed angle'a göre iki beam arasındaki
fark sinyalinin ne kadar değiştiğine bakıyorum. Bunun içinde bir monopuls, bir de conical scan var. Bu ikisi için elde edilmiş grafikler burada. Beam crossover'dan, yani iki tane beam'i, mesela şu birinci beam, tepe değeri, kazanç burada G. Şurası da crossover, iki beam'in kesiştiği yer. Şu aradaki mesafe, kaç dB? Tamam, bu da dB olarak tepe noktasından düşme. Doğal olarak bunun çok düşmesini de istemiyoruz. Çünkü bunun aşağıya düşmesi demek, kazancın düşmesi demek. Yani hedef şuralarda bir yerdeyse, şu bölgedeyse mesela ne olacaktır? G'den işte kaç dB, 2-3 dB daha düşük bir sinyal alacağız demek. 3 dB demek sinyalin yarıya düşmesi demek mesela. Onun için bu kritik, bunu çok da düşürmek istemiyoruz. Yani dolayısıyla çok büyütmek istemiyoruz aslında beam crossover'u. Dolayısıyla şu eksen, bakın şurası beam crossover, 6 dB düşmesi demek veya 2 dB düşmesi veya 1 dB düşmesi demek. Bununla beraber squint angle'da ben lineer olmayan bir şekilde gösteriyorum. Şimdi şu squint angle şurası, burası da beam crossover. Tamam mı? Buna karşılık gelen. Çünkü bu hesaplanabiliyor. Ben şunun tepe değerini biliyorum. Şu aradaki açıyı, squint angle verdiğimde bu beam crossover'ı hesaplayabilirim. Dolayısıyla bu ikisi hesaplanmış 0'dan 6'ya kadar. Birisi de 0'dan 0.7'ye kadar. Her birisi için bu hata sinyalini, hata voltaj sinyalini değişimine bakıyorum. Şimdi beklediğimiz değer tabii bunun işte optimal bir şey olması gerekiyor. Çok düşük olmaması lazım, çok yüksek de olmaması gerekiyor. Aslında yüksek olması gerekiyor. Fakat squint angle'ın da çok büyük olmaması gerekiyor. Beam crossover'ın da küçük olması gerekiyor. İşte bu değer burada grafikler çizildiğinde şurada bir yerde ortaya çıkıyor. 0.31. 0.31 yani beam width'in hüzme genişliğinin işte %30'u kadar bir squint angle aldığımızda conical scan'de ve monopulse'da en yüksek sapmayı elde ederiz. Yani hedefi en rahat, en doğru bir şekilde hesaplayabiliriz demektir bu. Yani squint angle basitçe iki parametreye bağlı. İki parametre kritik. Birisi beam crossover, diğeri de bu hata sinyalinin büyüklüğü, hata sinyali. Peki, ne tip hatalar var? Kısıtlarımız neler izlemede? Burada dört tane parametre, dört etkiyi dikkate aldık kitaptaki tartışmalardan. Glint veya angle dediğimiz açısal gürültü, almaç gürültüsü, genlikteki sapmalar, amplitude fluctuations, servo noise. Yani mekanik hareket yapan sistemlerdeki gürültü aslında. Bu genelde sabit bir değer. Amplitude fluctuation monopuls için geçerli değil. Çünkü monopulsta darbe aynı zamanda atılıyor bütün beamlerden. Halbuki conical scan konik tarama ve ardışık taramada, ardışık hüzmede aynı anda atılmıyor. Dolayısıyla bir genlikte sapma meydana geliyor. Receiver almaç gürültüsü özellikle uzak mesafelerde SNR'ın düşmesiyle çok önemli bir kısıt ve belki farklı olabilecek burada. Angle noise önemli. Kısa mesafelerde açısal gürültü çok önemli oluyor. Peki, açısal gürültü nedir? Açısal gürültü özellikle kısa mesafelerde biz hedefe sinyali bastığımızda iki tane farklı beam, iki farklı açıda gelen sinyal aslında bir nevi farklı genlikteki sinüslerin toplamı gibi düşünebiliriz. Yani vektörel bir toplama yapıyoruz burada. Haliyle sinyalin mesafeye bağlı olarak fazındaki kayma birçok hani farklı genlikte sinüsün, farklı fazlardaki sinüsün toplamı gibi düşünebiliriz. Bu bir nevi bizim aldığımız sinyalin genliğinin oynaması demektir. Yani sabit bir genlikte sinyal alamamamız anlamına geliyor. Ama bunun sebebi açısal aslında fark. Açısal olarak beamlerin farklı açılarda olması sebebiyle
ortaya çıkan açısal fark, açısal farklı meydana gelen mesafe farkı ve mesafe farkıyla ortaya çıkan faz farkı. Tamam mı? Temelde bu. Yakın mesafelerde haliyle çok daha etkin oluyor bu. Uzak mesafeye gittikçe bu fark iyice düşüyor. Dolayısıyla ihmal edilebilir olabiliyor. Şimdi Almaz noise'in etkisi nasıl modelleniyor? Kitapta makalelerden referans alınarak da, makale referans alınarak da bir gürültü hesabı yapılmış. Hata daha doğrusu. Açısal hatanın gürültüye bağlı ifadesi var. Burada monopass ve konikosken için iki tane K sabiti var. Onun dışında antenlerin hüzme genişliği, ondan sonra açı hata sinyalinin eğimi Bohr sayet için, band genişliği, darbe süresi ve PRF ile servo bandwidth dediğimiz, yani motorun hareketiyle ortaya çıkan, daha doğrusu motorun hareketin, öyle diyelim, anteni döndürdük mesela, saniyede kaç kere döndürüyoruz? Bandwidth ile kastedilen bu servonun dönüş hızı aslında. Bu parametrelere bağlı olarak da biz açısal hatayı ölçebiliyoruz. Burada görüldüğü gibi SNR'la ters orantılı. SNR'ı büyüttüğümüzde açısal hata düşüyor. Bu uzak mesafeler için kritik. Ve son olarak bu grafikte, bu çok önemli bir grafik. Her ne kadar hani pratikte belki direkt uygulanabilir olmasa da sistem tasarımında farklı izleme tracker tiplerinin hangi parametrelere göre ne düzeyde kısıtlara sahip olduğunu çok net bir şekilde anlatan bir grafik. Ben bunu seviyorum o anlamda. Şimdi iki grup var burada. Bir A grubu conical scan, yani konik tarama ve sequential loading, ardışık hüzme. B monopass, tek darbe. Grafikte RMS açısal hata şu. Bu da görece mesafe. İşte 10 birim, 100 birim ve 1000 birim olduğunda nasıl değişiyor? İki tane eğri var. Bir A eğrisi, bir B eğrisi. A eğrisi conical scan sequential lobing için. B eğrisi de monopass için. Doğal olarak şu yukarı doğru arttığı için burada hatanın daha düşük olduğu eğri B eğrisi olmuş oluyor. Önce onu hemen görebiliriz açıkça. Ve burada baktığımızda A eğrisi için kısıtımız yakın mesafeler için A eğrisi değil aslında, B eğrisi için angle fluctuation, yani glint, biraz önce anlattığımız bu ciddi bir kısıt. Yani çok yakın mesafelerde biz monopass da olsa, conical scan da olsa, özellikle monopass burada tabii daha iyi bir performans gösterdiği için alt tarafta kalıyor. Monopass için özellikle glint kritik. Bizim hatamızın, ortalama hatamızın çok düşük olmasını engelliyor glint. Bu aynı şekilde A için de geçerli. Çok uzak mesafelere baktığımızda da hem monopass hem de conical scan için almaç gürültüsünün kısıtlayıcı parametre olduğunu. Yani şunlar benim hiperbollerim. Bunun altına düşemiyor görüldüğü gibi. Yani almaç gürültüsü benim kısıtım oluyor. Nerede? Uzak mesafelerde. Uzak mesafe şu bölge. Orta mesafe şurası. Yakın mesafe burası. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebiliyoruz. Hem conical scan, her tür izleme için yakın mesafede glint bir kısıt. Glint bizi kısıtlıyor. Hatanın belli noktanın altına düşmesini engelliyor. Uzak mesafe içinde almaç gürültüsü önemli bir parametre, önemli bir kısıt. Bizim hatayı, açısal hatanın çok düşük olmasını engelliyor. Burada tabii monopass'ın almaç gürültüsü birazcık daha az olduğu için uzak mesafede conical scan ve sequential lobing'e göre hala iyi. Yani şurada bir fark var görüldüğü gibi. Diğer taraftan orta mesafelerde monopass için servo noise, yani
mekanik hareket varsa, mekanik hareket de vardır genelde çok geniş bir alan taramak istediğinizde. Servo noise, yani motorun hareketi sebebiyle ortaya çıkan gürültü kısıtlayıcı parametre oluyor. Conical scan ve sequential lobing için ise daha önemli bir parametre var. O da genliğin, genlikteki oynama. Genlikte yani conical scan'de ve sequential lobing'de oldukça uzun süreli darbe farklarına bakıldığı için hareket ve yansımalar, hedeften gelen ekoların zaman içerisinde değişim daha fazla oluyor. Dolayısıyla genlikte bir salınım oluyor. Bu salınım da bizim daha iyi, daha düşük açısal hataya ulaşmamızı engelliyor. Buradan hemen şunu söyleyebiliriz. Uzak mesafelerde monopass birazcık daha iyi conical scan ve sequential lobing'den. Düşük mesafelerde hemen hemen benzer performansı gösteriyor. Orta mesafelerde monopass çok çok iyi, net bir şekilde görülüyor. Evet. Bir tane problemimiz var. Bu problemi deniyorsunuz yine. Çalışıyorsunuz yine. Soru listesi göndereceğim. Onları bir sonraki derste çözerek başlayacağız.